Şu anda Sivas Anşar Karacılı'yız. Yedikli köyündeyiz. Burada bir büstün açılışı yapılacak. Burada daha önce bir büst vardı herhalde. O ne oldu? Bu ne? Evet. 15 yıl önce göreve başlayan muhtarımız buraya bir Atatürk büstü dikerek göreve başlamış. 5 yıl zarfında da çok güzel hizmetler verdi köyümüze. Ancak büst zamanla daha küçük kaldığını gördük, tespit ettik. Yeni bir anıtla, heykelle başlayalım istedik. Çünkü Mustafa Kemal'le başlamak her zaman güzeldir. Başarıya giden yoldur. Onun için böyle bir anıtla ve heykelle başlayalım istedik yeni dönemde. Halkımıza da bu konuda çok teşekkür ediyorum duyarlılıklarından dolayı. Bu büstün büyüklüğü ilçe ve il merkezlerindekiler kadar büyük. Bu köylü Atatürk'ü çok mu seviyor? Evet, bu köy çağdaş bir köy. Bu köy bir cumhuriyet köyü. Atatürk'üne çok bağlı, cumhuriyetine çok bağlı, bayrağına çok bağlı, dinine çok bağlı. Onun için bu köye böyle bir heykel, böyle bir anıt yakışıyor. Ben teşekkür ediyorum gerçekten halkımıza. 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Atatürk açılışını yapıyoruz. Bak hem cami hem Atatürk yan yana, ne mutlu Türk'üm diyene. 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 99. yıl dönümü hepimize kutlu olsun. Şöyle bir düşünelim ki bundan 99 yıl önce hiçbir devlet adamının, hiçbir kimsenin aklına gelmezken Gazi Mustafa Kemal Paşa demiş ki bu bayramı çocuklara armağan ediyorum demiş. Yani dünyada daha önce hiçbir örneği olmayan bir olay. Böyle bir dahi, böyle bir büyük devlet adamının ve silah arkadaşlarının rahmetle, saygıyla anıyorum, önünde hürmetle eğiliyorum. Çok güzel oldu. Böyle hani köyümüze bir güzellik geldi. Yani çok hoş oldu. Köyümüz zaten hani güzel oldu yani. Yakıştı köyümüze. Şimdi üniversite okudun. Gittiğin yerde Atatürk büstlerini gördün. Evet. Böyle bir büstü nerelerde görürsün? İl merkezlerinde mi? Evet. Yani genellikle il merkezlerinde görüyorum. Şu bayramımızın buraya geldiğine çok teşekkür ettim. Atatürk benim. Baş öğretmenim. Hoş geldin sevgili Atatürk'üm. Bugün 23 Nisan Cumhuriyet Bayramı. Çocuklara kutlu olsun. Ya ilahel alemin, bu yapmakta olduğumuz açılış merasimimizi mübarek eyle. Vatanımızı, milletimizi her türlü kazalardan ve belalardan muhafaza eyle. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının ruhlarını şahat eyle. Vatan uğruna şehit olan şehitlerimizin ruhlarını şahat eyle. Gazilerimize acil şifalar ihsan eyle. Şu öğrencilerimizi, çocuklarımızı, vatanımıza, milletimize hayırlı vazifelerde bulunmayı nasip eyle. Churchill bir laf söyler. Arkadaşlar der. Her yüzyılda dünyaya bir lider gelir. Maalesef diyor. O da Türklere nasip oldu. O lider bu arkamda duran büyük kurucu, kurtarıcı Mustafa Kemal Atatürk'ten başkası değildir. Kendisine minnet, şükran borçluyuz. Huzurlarınızda teşekkür ediyorum bize bu cumhuriyeti bağışladığı için. Gerekiyor.